Bismillahirrahmanirrahim değerli izleyiciler Tecrid-i Sarih, sahih Buhari tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz. 961. hadis-i şerife geldik. 5. ciltteyiz. ve anha yine Ayşe annemizden nakledilmiş radiyallahu anha. Kalet dedi ki: "İnne kavmen bir topluluk, bir kavim, kâlû dediler ki: "Ya Resulallah, İnne kavmen yetunena bil lahmi. Evet, bazıları buradaki kavmen yani topluluk bazı kimseler ki bu badiyeller diye söylenmiş diğer şehirlerde yani kırsal kesimden gelenler yetunena bil lahmi bize et getiriyorlar. La nedri biz de bilmiyoruz. Zekru ismallahi aleyhi emla yani üzerine Allah'ın ismini zikretmişler mi yoksa zikretmemişler mi bilmiyoruz. E fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki semullahu aleyhi ve kuluhu. Bu et üzerine bismillah deyiniz sonra yiyiniz buyurdu. E et e, yani e, kesildiği zaman Allah adına kesilip kesilmediği hakkında şüphe olan Etler için bakın böyle bir yol gösteriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ee, peki şöyle devam edelim ee, aşağıya geçtik. Ee, ne diyor ee, bakalım burada şerhinde. Ee, Abdullah bin Zeyd demiştir ki Resul-i Ekrem'e Ya Resulallah birisi namaz kılarken abdestin bozuldu diye içinde bir vesvese duyuyor. Bu adam namazı kesip bozar mı diye soruldu. Resul-i Ekrem'de hayır, bir yerlenme sesi işitmedikçe yahut bir koku duymadıkça namazı kesip bozmaz diye cevap verdi. Yani vesveseye tabi olunmaz, açık somut bir delil olmadığı sürece o amel devam ettirilir. Kişi fiilen bir fenalı irtikab etmedikçe, lisanen fena bir söz söylemedikçe nefsi hatıralarını yani içinden geçenleri Cenab-ı Hak affeder diye de bakın başka bir hadis-i şerifi burada zikrediyor. 962. hadis-i şerif. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den nakletmiş. Kale dedi ki, Ye'ti alen nasi zemanun. insanlara bir zaman erişir. La yubali. E, aldırış etmez. Umursamaz. Önem vermez. El mer'u kişi, ma axtı e, minhu, amin e, el halali, amin e, el harami. Ma minhu, yani o aldığı malı, aldığı şeyi, kazandığı şeyi, amin e, e el halali, helalden mi yoksa haramdan mı olduğuna e, umur e, ne yapmaz, bakmaz, e, buna aldırış etmez. Öyle bir zaman gelecek diyor insanlar e, üzerine. Peki şöyle bakalım, Şarih İbni Battal diyor ki, kişinin servetinin kaynağını araştırmaması, yani kazancının nereden geldiğini araştırmaması, daima mürakabe üzerine bulunmaması, yani helal mi haram mı diye sürekli endişe etmemesi, zaafı dinden ve iman gevşekliğindendir. Bir de bu mübalaatsızlıkta fitne ve fesadın taammümü, ahlaksızlığın halk arasında tevessül ve intişarı çok müessirdir diyor. Yani bu umursamama da e, halk arasındaki ahlaksızlığın yayılması etkilidir e, demiş. Müslüm'ün e, rivayet kerdesi olan şu mealdeki hadis-i şerifte İslam dini garip bir halde başlamış. Yani az zaman zarfında cihan şumul bir varlık göstermiştir. Fakat ahir eyyamında eski garip haline dönecektir. O sırada benim sünnetimi ihya'ya çalışan bahtiyarlara ne mutlu buyurmuştur. Ee, yine başka bir hadis-i şerifte İbnül Cevzi kitabı Tergip ve Terhibte İbni Abbas radıyallahu anhumadan oğlu ve haf en hafidi senediyle rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle geçmiş. Kim ki el emeği alın teriyle kazandığı helal malını yiyerek aile yuvasına gecelerse Allah kendisinden razı olarak gecelemiştir. Mağfur olarak sabahlar, affedilmiş olarak e, sabahlar e, buyuruyor. Enes bin Malik resul Ekrem'e Ya Resulallah ben dualarımın kabulünü isterim. Bana bunun yolunu gösterir misiniz diye rica ettim. resul Ekrem ey Enes helal kazan, duan müstecab olur. Duan kabul edilir. Zira kişi ağzına haram bir lokma götürse 40 gün duası kabul olunmaz buyurdu. Evet haram bir lokmadan dolayı bakın 40 gün duası kabul edilmez buyurdu. 963. hadisi şerif. An Zeyd ibn Erkam ve Bera ibn Azib radıyallahu anhuma. Evet o ikisinden nakledilmiş. Gala. dediler ki: "Kunna tacireyni ala ahdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, döneminde biz diyor iki tacir idik. Yani ticaret yapıyorduk. Feselna Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorduk. E, anis sarfi, sarftan e, sorduk. E, yani e, neyden? E, sarfın hükmünden. Sarf dediği e, lügatte defurret demek. Yani alışveriş demek alışveriş, alışverişin bir çeşididir denmiş. Parayı parayla beydir. Yani parayı parayla değiştirmek. Bu tebdil muamelecisine sarraf denir diyor. Yani bakın daha özel bir isim oldu şimdi. Sarf normalde alışveriş gibi yani alıp vermek fakat burada parayı parayla değiştirmek. Evet bundan sorduk diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Fekale İn kâne yeden bi yedin elden ele olursa felâ be'se Bunda bir sıkıntı yok. Ve in kâne nesaen fela yesluhu. Ancak nesa olursa yani vade bakın burada nesa nesi, nesa, vade olursa o uygun değildir, sahih değildir diyor. E elden ele yani peşin bir şekilde alınıp verilirse beis yok. Ancak vade ile olursa sahih değildir. Ee, şöyle e, geçtik, i̇şte, e, şerhinde e, ne demiş, çok detay vermemiş. E, burada e, bakın şöyle e, açıklamasına bakıyoruz, e, çok detay yok. Peki, 964. hadisi şerif. An Ebi Musa radıyallahu anh, Ebu Musa el-Eş'ari, ondan nakledilmiş radıyallahu anh. E, Kale iste ala Ömer. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam değil de kimden izin istemiş? Ee, Hazreti Ömer. Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan izin istemiştim diyor. Ziyaret için. Felem yu'den bi. Ve bana ziyaret için izin verilmedi diyor. Üç defa izin istedim. Ve ki ennehu kâne meşgulen Ömer herhalde diyor meşgul idi. Ferraca'tu ve e, geri döndüm. Fe feraga Ömer. Ömer de işini bitirdi. Fekale dedi ki Elem esma savte Abdullah ibni Kays. Ebu Musa el kast kastederek ne demiş? Abdullah ibni Kays'ın sesini işitmedim mi demiş. İzenu lehu yani ona izin verin demiş. Kıyle den evet denilmiş ki kad raca. Yani o geri döndü gitti demişler. Fedaani bunun üzerine beni çağırdı diyor. Fekultu dedim ki kunna nu'meru bi zalik. Ee, evet, kunna ee, Biz bununla emrolunduk. Yani e, izin verilmeyen kapıdan dönmekle emrolunduk diye cevap verdim diyor. Fekale ve dedi ki te'tini ala zalike bil beyineti. Ee, evet, bunun üzerine Ömer te'tini bana bir e, ney buna ala bu konuda bilbe yine bir delil getir dedi diyor. Fen talaktu ila meclisil ensar ve ensarın meclisine gittim yani ensarın topluluğuna bulunduğu yere el tuhum sordum onlara fakat dediler ki la yeshadu leke ala buna şahitlik etmez İlla esgaruna Ebu Sa'id el Khudri yani bizim en küçüğümüz olan Ebu Said el-Hudri ancak şahitlik eder dediler. Fezehebtu bi Ebi Saidin el-Hudri. Bu zehebtu bi Ebi Saidin el-Hudri yani e, ne yaptım götürdüm diyor. Ebu Said el-Hudri'yi Ömer'e götürdüm. Fekale Ömer Ömer dedi ki: "E hafiye alayya hada min emri Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem." Yani Allah Resulü bu işte hükmü bu rücu meselesi bana gizli mi kaldı? Yani burada Ebu Musa kapıda beklemiş, izin verilmeyece geri dönmüş ve bunu diyor Allah Resulü'nden duydum diyor. Ebu Musa bu bana gizli mi kaldı? Elhani safku bil esvaki yani el huruce ile ticare. Elhani bu beni alıkoydu manasında. Evet, buradaki e, safk ise gidip gelmek, dolaşmak manasında. Bil esvâk, yani çarşılarda dolaşmak beni alıkoydu. Yani, el-hurûce ile ticaret Yani, ticarete çıkmak demek ki beni bu e, sünneti dinlemekten, yani bu hadis-i şerifleri dinlemekten alıkoydu diye e, teessüf etti, üzüldü e, diyor. ve şöyle e, şerhine baktığımız zaman, ee, ne demiş ee, Müslim'de geçen rivayette "Semi'atu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul şöyle derken işittim El isti'zanu thalathun izin istemek 3 3 tanedir üç seferdir fe in edine leke uzine değil mi? uzine leke sana izin verilirse e, gir ve illa değilse ferci dön evet bunu işittim e, dediğini aktarmış. Yine Müslim'in bir rivayetinde Ebu Musa'nın bu rivayetine karşı Hazreti Ömer'in Resulullah'ın böyle söylediğine ya delil getir ve şahit getirirsin ya da sana yapacağımı yaparım dediği bildiriliyor. Diğer bir rivayette yoksa ve illa uci anneke sana elim bir ceza veririm dediği de nakledilmiş diyor. Peki şöyle ayet-i kerime mealleri vermiş izin e, hakkında e, ve geçtik şerhi e, oldukça e, detaylı e, sayılabilir evet şöyle aşağıya baktık ve 965. hadisi şerife geldik an enes İbni malik radıyallahu anh kale semi'tu rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul, men serrehu en yübsete lehu fi rızkıhi kim rızkında bolluk istiyorsa, bu yupsa genişlemesi demek, genişletilmesini istiyorsa, istiyorsa derken serrahu, yani onu sevindirirse, ev yunse elehu fi eterihi veya burada ömrünün uzaması kendisini sevindirirse, fel yasıl rahime, sılay rahim etsin, sılay rahimde bulunsun, buyuruyor. Burada yunse elehu fi eterihi Bakın bu ne, ne manasında kullanılmış? Kalan ömrünün, e, kalan ömrünün uzaması manasında kullanılmış. Evet, burada e, Sıla-i rahmet teşvik babında e, bir hadis-i şerif e, ki e, bakın dün ne diyor bir hadis-i şerifte Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh nakletmiş. Dün gece ümmetimden birini rüyamda gördüm kendisine Melekül Mevt, yani ölüm meleği Azrail aleyhisselam ruhunu kabz etmek için gelmişti. Fakat bu zatın babası hakkındaki bir ruh ihsanı, yani iyiliği temessül edip Melekül Mevt'ü bu ümmetimin yanından reddetti e, diye bir bakın hadis aktarıyor. E, ve e, yine sıla Rahimle ilgili e, diğer hadis-i şerifleri de burada e, almış. 966'ya geldik, devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.